Hocam 3 evet. numaraya geçelim ee, yabani kekik 3 numarada bayılırız. Evet. evet bu kekik hele İlk bunun şey. tazesini Hüseyin şöyle bir tutam salatanın içine bir karıştırın o salataya nasıl bir lezzet gelecek. Bu kekik bak ani karın sancınız olursa ani bir mide ağrınız oldu doktora gideceksiniz tabii. hemen kekik çayı yapın birkaç dakika içerisinde bunu alır. Soğuk algınlığına karşı birebir. Çocuklarda en şikayet ettikleri şey popolarını kaşırlar çok fazla. Bilin ki kıl kurdu var demektir. Bir çay kaşığı kekik yutturun veya çayını çiğneyerek yutsun. Ama çok küçükse onu yutamaz, genzine kaçırabilir. Çayını yapıp içireceksiniz. Kıl kurdunu tamamen ortadan kaldırır. Bağırsak florasındaki iyi bakterilerle kötü bakterileri dengeye getirir. Bu böyle bir şey. Yani bu kekik bağırsak kramplarınız mı oluyor? EBS mi? Hareketli bağırsak sendromu mu? İşte yaban keki. Hüseyin. Bu. Yani bu çok e şeydir yani kıymetli ve pozitif düşünceyi artırır pozitif düşünceyi çok önemli Tabii. bu çok Gelecek önemli şimdi yani bak <laughs> lisede öğrencilere elektriği alan anlatılırken işte sen de mutlaka görmüşsündür şöyle küçük bir daire içine artı koyar bir gene küçük daire içine eksi koyar değil mi? eksi olan negatif, artı olan pozitiftir. Pozitif. Yalnız buradaki alanın bir yönü vardır. Pozitifte, pozitifte merkezden dışarıya doğru gider oklar. Öğrenciler hatırlasın bunu. Lisede fizik okuyan, kimya okuyan öğrenciler böyle artı siz merkezsiniz, bu dışarıya doğru açılır. Negatifte ise dışarıdan yüke doğru gelir, merkeze doğru gelir negatif. Şimdi işte bundan kurtulmak istiyorsan bir bu, bir de biraz sonra anlatacağım var. Birinci sıradaki yani bu sizden negatif düşünceleri uzaklaştırır. Kötü düşünmeyi, vesveseyi yok eder, endişe, tasa bunları uzaklaştırıyor. Böyle müthiş bir etkisi var bunun yani ama diğer arkadaşına ihtiyacımız var hmm. onu da anlatacağız yani bir başkasının hakkında kötü düşünmek bak başkasını kendine getiriyorsun kendini negatif yüklüyorsun taşınmaz büyük ve bu bütün bu olumsuzluğu işte insan çekiyor seni huzursuz eder seni rahatsız eder strese sokar, işte negatifin anlamı dışarıdan merkeze doğrudur oklar. Pozitifte ise merkezden şeye doğrudur. Dışarıya doğrudur. Zaten bakın İbrahim suresi 14. surenin 24. ayeti. Bakın diyor Allah size ilim kitabı böyle der. Size nasıl bir misal veriyor? Güzel söz söyleyenler kimlerdir bunlar? Güzel düşünenlerdir. Güzel söz söyleyenlerin durumu ağaca benzer. Kökleri toprağa ama dalları da semaya doğru yükselirler. Bak, merkezden dışarıya. İşte pozitif düşünce budur. 14'ün 24'ü. Evet. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi burada pozitif düşünce çok önemli. Olumsuz düşüncelerden atın yani boş yere. Bir de şu var yani başkalarının olumsuzluklarını çekiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz ya düşünmeyin böyle şeyler. Çok derin bir konu bu hocam. Evet. Bir gün değerli evet. seçicimizden bir konuşuruz. Evet. Bir yarım saat böyle bir e, rica tabii, edelim. Yani bunları Onu, kendinizden ya. Çünkü pozitif düşünmeyince vücudun her tarafını bozuyorsunuz zaten. Abi bütün ya hastalıkların anası bu. Bu. Ne diyor Yunus? cehennem dediğin dal odun yoktur. Herkes ateşini buradan, buradan götürür. götürür. İşte orada odun ateşi falan yok. Yani Yunus'un bu lafını hatırlayın. Başka ne diyor Yunus? Sen iyiysen cümle alem iyidir. Sen kötüysen cümle alem kötüdür. Yani iyi güzel düşünürsen güzel insanlarla karşılaşırsın. Kötü düşünürsen hep kötüleri düşündüğün için fesat işte Kıskançlık, bütün bunlar negatif düşüncelerdir. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmanın değişik yolları var. Bir tabii ki düşünme tekniği, bir de bitkilerin gücü. Yani evet.